Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Nasıl görünüyor alet? Alet cavlıyor mu, sen onu söyle. Cavlıyor. Altın kaplamalar falan belli oluyor mu? Tabii canım, hepsi belli. Güzel. Diski giren de mi altın kaplattınız? Yok abi, orijinal. Orijinal mi? Orijinal. Orijinal altın. Orijinal altın. Som altın. Arkadaş demiş ki madem altın bu kadar yükseliyor, ben bir tane altın motor alayım. Aynen abi. Değerine değer katayım. Aynen öyle abi. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? İyiyim, iyiyim abi, Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız? İyi, sen rahat ol. Tamamdır. Basma. Tamamdır abi. Rahatsın. Evet abi. Tamam. Adın neydi senin? Emre abi. Emre. Evet. Instagram'daki adın Emre miydi senin? Evet abi. Tamam. O ismi değiştirelim. Yok, başka bir isim aklımda kalmış da Instagram'dan, o yüzden ya. Sana motor hakkında en önemli soruyu soracağım. Evet abim, buyur. Oğlum şu orijinal mi lan? o değil abi. Onu biz sonradan yaptık. Şuna baksana. Sorayım geldiğinden beri hep bunu soracağım. Motor falan unuttum. Lan şu diyorum, orijinal mi? Çalışmıyor ama değil mi bu? Onlar çalışmıyor abi. Yapacağım. Ama yapacağım abi. Yapacağım. Şimdi bunlara IVA içerisinde iki tane küçük hoparlör satılıyor, beyinli. Onların anahtarını buna geçittireceğim. Güzel. Öyle yapacağım. Güzel abi. Çok iyi. Şöyle. Bu şey olmasın, kırılmasın. Yok abi, kırılmıyor. Tamam. Şey yapıyorsunuz mu lan siz? Instagram'da falan görüyorum ben. TikTokçularda falan böyle. Evet. Buraya altın oturtuyorlar. Ya şey olmasın sonra. He yok abi, bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yok abi, bu çok sıkıntılı, o yüzden. Hani sırtına falan batar diye. He yok abi, biz küçük anahtarlar da orada onu takarız. Almam demiyor ha. Tutturmam demiyor bak. Anahtarı değiştiririz diye. Dün arkadaşım biri dedi ki, ben dedim ki inceleme çekiyoruz da sen hiç CGC'ye benzemiyorsun dedim. Abi CGC nasıl olmuyor la dedi. Nasıl olmuyor CGC? Abi CGC... CGC olmak için ne yapmak lazım? Sadece CG almak yeterli mi? Almak yeterli değil abi. Ne? Bu CG motorunda yanlış bir şey yaptığın zaman motoru kötü yola sokabilirsin abi. Mesela atıyorum şanzımanını, motorunu falan. Ne yapmak lazım? O yüzden abi bunda fazla yüksek torklarda kullanmayacaksın. Mesela sürekli 8000-9000'lerde gezersen spop kesme olasılığı var abi mesela. Benim CG'm var, cavladığım yok. Öyle yok abi, ama arada sırada yapıyoruz ya. Olur. Sen olur. Böyle şey yapıyorsun, dönebiliyor musun öyle? Onu eski CG'lerimde yapıyordum da abi, bununla yapamıyorum, bununla kıyamıyorum abi. Kıyamıyorum, güzel. Evet. Bu 100 cc. Evet abi. Şey mi, orijinalinde de 50 yoksa 100 olarak mı? Ya bildiğimiz 100. Evet abi, ruhsatta 98 cc olarak tamam. Geçiyor. Bazıları 50 diye satıyor, 100 veriyor ya, o yüzden dedim. He, bu 100. Değil. Bu 100 abi, full 100 orijinal. 100 cc abi ehliyet olmak zorunda. Evet. Vergisi yok. Ama muayene sigortası var. Evet. Bunu bildirelim, söyleyelim. Kuba Çita Gold. Kuba Çita 100R Gold. 100R Gold. Aynen. Bir de 100R'ın normali var. O da şuraları sarı olmayan. Evet, onlar düz. 100 lira farklarla baktım arasında. 100 lira. Aynen abi, o kadarmış. Yani sarı istiyorsan 100 lira daha fazla veriyormuş. Üstüne yatması çok eğlenceli. Öyle dışarıdan baktığınızda lan şu CG'cilere bak, serserilere falan diyorsunuz ya. Binince insan otomatikman CG'ci oluyor lan. Öyle abi. Öyle de, öyle de bir özelliği vardır abi. Oğlum kanepe gibi yapmışlar şurayı. İnsan yatası geliyor lan böyle. Cayır cayır yanıyor maşallah. Allah kadar beraber. Eyvallah abi. Orijinal mi? Bunlar orijinal değil abi. Bunları sonradan yaptım ben. Bunları sonradan yaptım. Evet abi. Sonradan aldım, farklı taktım. Farklı bir şey mi onlar? İkisi 120 lira abi. He. 60 liradan. Anladım. Teller falan. Bunları bir de şey yapıyorlar değil mi? Böyle 72 tel falan. Aynen. Bu aynen. Bu 36 tel herhalde. 30... Ama onlar çok pahalı herhalde. 72 tel. Çok güzeller. Ben çok beğeniyorum. O teller melleri var. Evet ama abi. Rafordan sıkıntı oluyor. Evet abi. Mesela 144 tel var. Onlar hemen göbek dağıtıyor mesela. Değil mi? Evet. Sıkıntı.
Orijinali şaşmayacaksın abi. Orijinali iyi oluyor. Fazla para harcamak istemiyorsan motora. Şunlar da orijinal değil. Hangileri abi? Bunlar İBA'dan. Onlar da İBA'dan aldım. Evet abi. Evet. Bunlar çekme demiri mi diyorlarmış? Çeki demir abi onlar. Çeki demir. Aynen. Ya ne bileyim abi, öyle dediler. Öyle diyorlar yani. Herkesin dilinde öyle öyle abi. Ama bu bildiğimiz CG standart. CG denince akla gelen olay bu. Bunun aslında birebir bunun benzerinin de Yamaha'da var. Suzuki'de var. Bilmeyenleriniz varsa açıp bakabilirsiniz. Aslında CG, hep söylüyorum, CG motor Yamaha'da, Honda'da, Suzuki'de hepsinde olan bir model. Ama tabii onlar çok pahalı olduğu için, bayağıdır da ülkemize gelmediği için Kuba bu işin biraz daha şeyi oldu. Babası oldu. Bu standart tasarım, işte deposu, egzoz, tel jantlar falan bütün markalarda hemen hemen aynı. Karbüratörlü, önde disk var. Bastın mı sonuz? 100-120 dedi abi. 120 dedi mi? Evet abi, 100-120 dedi. Bu motorların en iyi tarafı şu. Dağ köyüne git, en ucuza köşeye. Ustasını da buluyorum, parçasını da buluyorum. Öyle abi. Her yerde varlar. Yani parça sorunum olur mu, şu bu demeyin. Biraz böyle kendini zorlasanız söküp takıp kendini dağıtırsınız. Zaten abi motoru bir alan kişi 2 ay sonra tamirci olur abi. Değil mi? Kuba çıta 100'lük 100 cc. Rahatlık çok fazla beklemeyeceğiniz. Çok fazla son hız beklemeyeceğiniz. Süspansiyonu olsun, İşte parça kalitesi olsun. Çok böyle yüksek hızlarda, yüksek devirlerde kullandığınız zaman çok uzun ömürlü olmayacağı, ama buna rağmen sizi kolay kolay yolda bırakmayacak. Parçasını her yerde bulabileceğiniz, her yere yaptırabileceğiniz motosikletler bu CG'ler. Dağ köyünde de bulabileceğiniz, şehir merkezinde de bulabileceğiniz, hatta biraz zorlasanız kendiniz bile tamir edebileceğiniz kara düzen sisteme sahip. Dediğim gibi süspansiyonları çok iyi değil. Ayna arkanızı görmeyi çok zorlanırsınız titreşimden dolayı. Serisi dersen o kadar rahat değil ama her yola gelir. Stoplanmamız var. Bunu sen değiştirdin, led yaptın. Evet abi, çakarlı o. Çakar yapmışsın. Evet. Polis sıkıntı yapmıyor. Zaten polis yakalası her şeyden sıkıntı var abi. Bunda adam haklı. Aynalar tasarım olarak güzel, arkayı çok iyi göstermiyor. Zaten 50-60 km zolu zaten gösterse bile titriyor abi. Kendi de titriyor. Şimdi titriyor, çok rahat, selisi rahat, süspansiyonlar böyle pamuk gibi falan dersek yalan olur. Yalan olur abi. Yalan olur. Döner şanzıman sahip. 5 vites. Aşağı doğru 1-2-3-4-5. Aşağısı boş. Aynen abi, boşa yine geçer. Yine 1-2-3-4-5. Aynen. Yine yukarı doğru da git, aşağı doğru hangisi istiyorsan. Vitesi tam olarak çözene kadar dikkatli kullanmanız, çok hızlı yapmamanız lazım ki şanzımanı elinize almayın. Bir de şu topu kısmını da ayağınızın üstü şey olmasın, ayakkabınız diye. Topukla da kullanabilirsiniz ama sen kullanıyor musun topu? Yok abi, hiç kullanmadım yani. Ben de kullanamıyorum ya valla. Mesela abi siz buna ters şanzıman diyorsunuz ya. Biz de mesela sizin motorlarınıza ters şanzıman diyoruz. Mesela biraz aşağı, gerisi yukarı ya. Oğlum bu çocuk çok haklı da, değil mi? Size göre de bizimki ters. Evet abi. Yalnız ters şanzıman olması çok kötü. Vitesleri düzenli olarak karıştırıyorum ya. Hep bunu kullansanız problem yok. Arada bir kullanırsanız şanzımanı ele alma ihtimaliniz var. O yüzden dikkatli olmak gerek yeni kullanıcılar için. Depo kaç litre alıyor? 8 litre kapasitesi var. Burada far açıp kapatma. Farlar. Şuradan da uzun kısa ayarlanıyor. Dörtlü var lan. Yanıyor mu? Amerikan park olduğu için ona basınca hepsi birden yanıyor abi. Anladım. Şuradan çalıştırıyorum. Evet. Şurada vitesler, şurada korner. Kameramanı boşaltsana. İkiye taktı. Gördün mü? Yanlış yaptın. Yukarıda kaçın. Dur abi. Tamam. Çalıştıralım. Gelme gibi bir şeyin oldu mu? Delecek mi? Yok abi, yapmayı hiç düşünmüyorum. Zaten bununla bile sıkıntıya giriyoruz. Aman delme kardeşim. Aynen abi. C
SCG'lerde çok fazla anlatabilecek bir şey yok. Yani teknik özellik, teknolojik özellik olarak yok. Çok rahat edemeyeceğiniz sürerken. Çukura falan girdiğinde böyle küt diye vuracak bir motosiklet ama sürmesi çok keyifli. Ara düzen şeyleri kullanmasına ben bayılıyorum ya. Çok eğlenceli. Öyle abi. Bunları yükseltebiliyor musun CC'yi? Ya herkes öyle yapıyor abi zaten. Kaça kadar çıkıyor? 150'ye uygun mu bu? Kaça uygun? Yani 200'lük yaparsın abi. En sağlıklısı 150. Bunu 150-200 yapıyorsun ama bütün aksamı işte karbüratöründen alt motorunu, freni falan hepsi 100 olarak tasarlanmış. Evet. Bunu 200 yapınca bir süre sonra patlıyor. Benzin yere gider. Evet. Evet abi öyle. Evet. Güzel kardeşim, Allah kaza bela vermesin. 50 cc'leri gibi damplarda falan bayılmada yapmaz yani. 50 cc ile bunu kıyaslamayın. 50 cc'lerden çok daha iyidir. En azından sigortası var. Başınıza bir iş geldiğinde sigorta herhangi bir problem yaşadığınızda karşılayacaktır kaza bela. Bunların dışında da 50 cc'leri en fazla 80'e 100'e yükseltiyorsunuz. Buna 100, 125, 150, 200'e kadar yolu var. Çok tavsiye etmiyorum ama aksesuar modifiye anlamında da bir sürü şey yapabileceğiniz motosikletler bunlar. Sinyaller LED orijinal. Evet abi. Far da ampul. Evdeki maşallah fara baksana, evdeki ampul gibi la. Şey eski yüzük ampulleri var ya. Bunun gibi ampul yapmışlar. Türk bayrağımız da burada mis gibi, evet, duruyor. Gel bitirelim videoyu. Motor hakkında ya da CG hakkında ya da insanların size bakışı hakkında rahatsız olduğun ya da söylemek istemediğin bir şey var mı? Abi şimdi şöyle, bu motor iki türlü binen var. Biri işin kötü yanına kaçıyor. Birisi de böyle mesela parası buna yetmiş. Böyle ığıl ığıl yavaş yavaş gezeyim diye. Nereliydin sen? Ben Ankaralıyım abi, ben buralıyım. Orijinal Ankaralı. Evet. Tamam. Ihıl ığıl deyince sorayım dedim. Evet abi. Ama yani polis durduğu zaman bize ruhsat ver la, ehliyet ver la diyor mesela. Arkadaşlar, emniyetten izleyen arkadaşlar. Daha düzgün motor olsa beyefendi daha, evet, evet abi. Tam öyle dedin abi. Aynen öyle. Çok yaşadım la ben onu. Bana da öyle diyorlar. Motoru büyüttük ya, bana da beyefendi diyorlar. Öyle abi. Ayıp. Aynen öyle ondan abi. Ondan rahatsızsınız. Evet abi, ondan çok rahatsızız. Aslında bundan bütün dünya rahatsız ama bütün dünyada aynı haltı yiyor yani. Nasıl teriz, evet, nasıl lahana turşusu çözemedik. Teşekkür ediyoruz. İnceledik beraber. Evet. Videomuza konuk oldun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnceleme videolarının devamı gelecek. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere.